Suriyelilere iyilik yapmak güzel de iyilik bilmiyor ki onlar. İyilik bilmeyene neden yapıyorlar? Şunu soracağım abla sana. Şu an biliyorsun sınır dışına çıkmaya çalışıyorlar ama Yunanlılar veya Avrupa kabul etmiyor. Korkuyorlar mesela. Suriyelileri almıyorlar. Ya Müslümanız biz. Müslümanlar herkese yardım etmek zorunda. Ama yani bunlarda yani Müslümanla ilgili hiçbir şey yok ki. Vatanını korumayan adam vatansız kalır. Hiçbir yerde barınamaz. Barınamaz. Teşekkür ederiz bizim abla. Bizim atalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz niye onlar çırpınır kan dökmüş? Perişan olmuşlar yoklukta. Gene de vatanı terk edip gitmemişler. Bunlar bu tarafa gelince kapılarını kapattılar. Adamları vuruyorlar, dövüyorlar, gaz atıyorlar. Yani olumsuz bir şeyler. İnsanlığa yakışmayan bir işler. Bunları yapmaları çok ayıp. Yani böyle bir milletin böyle bir şekilde farklılık yapması, ırk ayrımı yapması. Yani ben bunu biliyorum. Herkes biliyor. Müslüman diye onlar o şekilde onları irdeliyorlar. Avrupa'ya da almak istemiyorlar. Orada engellemek için çalışıyorlar. Bu sebeple yani iyi bir olay değil. İnsanlık için değil. Bizim içimizde her türlü insanlar var. Hepsine hoşgörülü görüyoruz. Sen neysen o da, öbürü neyse öbürü de o. Hiçbir değişen senin bir şey yok. Türkiye'de olmalarının sana bir zararı var mı abi? Hiçbir zararı yoktu. Faydaları vardı. Şimdi Türkiye'den onlar gitsin bir sürü işsiz olacak, boşanacak. Yani işçi de bulunmayacak. İşçi de yok. Bizim insanlarımız zaten çalışmıyor ki. Bizim kendi insanlarımız, ben her zaman adam arıyorum, insan arıyorum, bulamıyorum. Yani yabancı, mabancı buluyorsak da çalıştırıyoruz. Yoksa bizim insanlarımız da verirsin 500 lira yemeye çalışırız. Veya 300 lira verirsin veya vereceksin. Bir saatte yapacak, işi bitirecek, 500 lira, 1000 lira alıp cebine koyacak. 100 liraya, 200 liraya gelip hiç kimse çalışmıyor. Yani bunların dışında kimse de çalışmıyor. Sence hiç zararları yoktu bize yani. Peki fayda olarak başka ne? Faydaları vardı, zararı yoktu. Ne faydaları vardı? Ya faydaları işte her konuda fayda. Hiçbir insanın insana zararı olmaz. İnsanın hiçbir insanın da kötüsü olmaz derler. Atasözüdür. İnsanın kötüsü olmaz, kullanmasını bileceksin. Türkiye'de keyifli sefa sürgünle giderler mi? Bence gitmezler. İnşallah hep giderler. Sen milletin, inşallah gitsinler. Milletin çoluğu çocuğu evlenemiyor. Ev kiraları o kadar pahalı ki. Küçücük küçücük odalarda duruyorlar. Ama onlar çok keyifli sefa sürüyorlar. Mesela onlarla ilgili ne şikayetin var abla? Ne şikayetim var? Parklarda onlar. Denizde onlar. En güzel lokantalarda onlar. En güzel yerlerde onlar. Biz Suriyeli onlar. Küçük çocuğa taciz eden de sen onda. Her şey var. Yani saymakla bitmez ki. Eylül gel. Yani siz de buradan gitmelerine razısınız, taraftarsınız. Razıyım. Şöyle bir bakın. Bizden daha lüks hayat sürüyorlar yani. Bence bir an önce defolup gitsinler. Ama ben onlara kızmıyorum ki. Onları buraya getirenlere kızıyorum zaten ben. Onlar zaten. Yani gerçekten onlar. Suç onda. Baş belası onlar. Biz niye bir yere gitmiyoruz? Onlar kalıyorlar, geliyorlar niye buraya. Çünkü hayır. Şimdi yer değiştiriyoruz. Onlar Türkiye Cumhuriyeti evet. Vatandaşı olacak. Evet. Biz artık böyle şey gibi, onlar gibi, mülteci gibi biz gireceğiz memleketimize. Evet. Amaç ne? Yani insan zaten kendi halkına bu kadar mı zulmeder? Ediyorlar. Gerçekten biz zulüm görüyoruz evet. Şu anda. Teşekkür ederiz abla. Çok sağ olun. Boş geziyoruz. Bak bir şey alamıyoruz. Ama onların ellerinde dondurmaları, yemekleri, şeyleri, nargileler yanında, o kapalı kadınlar falan. Bir gör onlar şeyin ağaçların altına çekildiler mi? İçmedikleri bir şey yok. Buradaki o Suriyeliler neden kendi yerlerinde savaşmıyorlar da bizim şehitlerimiz, canlarımız gidiyor? Şuraya bakın ya. Hani söylenecek bir şey yok. Yazık. Gerçekten yazık. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi çocuklarımız ölsün, onlar burada yatsın. Onun için sordum. Bak hep böyle kalp sıkıntısı çekiyor bütün millet. Bütün Türk vatandaşlarının hepsinin psikolojisi bozuldu. Adamlar katır gibi yatıyorlar ya. Yolla onları da bak, yaşlarına bak, karılarına, çocuklarına bak. Zaten bakıyorsun. Ama onları gönder de onlar savaşsın. Hadi bizimkilerle beraber onlar da savaşsınlar. Ama yok. Adam diyor ya, Türkiye bizi besliyor. Neye gideyim ki diyor. Birikmişler ağaçların dibine de gülerek. Hani onlar ölüyorsa bize ne diyorlar. Bizim şehitlerimiz ya. Orada ne çekiyor, boş be yavrum, ne boş. Şartlar altında askerlik yapıyor. Onlar evet. Burada her köşe başında keyif sürüyorlar. Keyif sürüyorlar ki hem de nasıl. Yani. Çağ dışı bir şey. Hiç iyi bir şey değil yani. Almaları gerekir. Almaları gerekiyor. Ayıp bir şey yani. Oradaki insanların zor durumda oluşu. Muameleleri çok kötü. Neticede bir insan yani. Vurup öldürüyorlar. Günah. Başka söyleyecek hiçbir şeyim yok. İnsanlık ayıbı diyorum yani. Başka bir şey diyeceğim. Bizim almamız hakkında ne düşünüyorsun abi? Bizim hakkımızda bizim zaten kaldıracak gücümüz yok. Yani biz yeterince bayağı bir misafirlik, perverlik ettik. Ama yani artık kaldıramıyoruz.
Yani bütçemiz belli, her şeyimiz belli. Zaten sıkıntı içerisindeyiz. İşsizlik oranı zaten artmış. Yani bilmiyorum ama gene de kapımız açık. Soruyu duydun aslında ama ben yine tekrar edeyim. Suriyelilere sınır kapıları açıldı şu anda. Yunanistan'a gitmeye çalışıyorlar. Özellikle Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar ama Yunanistan sınırından geçirmiyor bunları. Ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Peki ben şöyle bir şey sorayım size. Suriyeli mi hepsi? Afganlar da var. Evet, Afganlar var. Yani genelde Suriyeliler gitmiyor diye düşünüyorum ben. Gidiyor. Gidiyorlar yani Suriyeli de çok, Afgan da çok. Bazıları Türkiye'de rahatımız iyi, biz niye gidelim diyormuş yani. Ben öyle duyuyorum. Ya tabii o gitmeyenler de var. Türkiye bize bakıyor diyormuş. Ben niye gideyim, Türkiye'de rahatım iyi. Niye Avrupa'ya gideyim, kendimi yorayım diyormuş yani. Senin düşüncelerin ne bu konuyla ilgili? Benim düşüncelerim yani Avrupa'ya gitmeleri bizim için bir fayda sağlar mı? Sağlamaz. Emin misin? Sağlamaz. Yani çünkü gitmez yani. Türkiye'deki rahatı gördükten sonra Suriyeli gitmez. Yani gitseler bize faydası olmaz mı? Yani gitseler olur tabii. Ben istemiyorum Suriyeli burada. Türkiye'de Suriyeli istemiyorum ben. Bayanı, çoluğu, çocuğu gelsin. Yardıma muhtacı gelsin. Doğru ama diğerleri gelmesin. Niye savaşabilecek bir insan Türkiye'de yaşasın, nargile içsin değil mi? Niye içki içsin, nargile içsin, yaşasın, maaş alsın, sağlıktan yararlansın? Benim yaşadığım bir olay var. Ben özel hastaneye gittim. Kayıt yaptırırken Suriyeli benim önüme geçiyor. Ben ikinci sınıf vatandaşı şeyi görüyorum. Durumuna düşüyorum yani. Sence Avrupa'da bunları göz önünde bulundurup da kabul etmiyor olabilir mi? Avrupa kabul etmez. Avrupa akıllı. Türkiye gibi öyle hemen gel 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 yok Türkiye'de. Avrupa'da. Ya ben ilk önce soruyu sorarım kendime. Biz niye kabul ettik? Şimdi tamam orada savaş var. Eyvallah. Sıkıntı yok. Hani sana şunu söyleyeyim. Bunlar devletin sırtına bir kambur yani şu an. Nasıl kambur? Örnek veriyorum. Türkiye'deki şu an işsizlik sayısını biliyorsunuz. Bir dünya arttı. Bizim kendi ülkemizin vatandaşları şu an işsiz geziyor. Doğru mu? Şimdi benim ülkemin vatandaşı işsiz gezerken ben ilk önce can demişler, sonra canan demişler. İlk önce ben kendi canımı düşünmek zorundayım. Doğru mu? Şimdi Avrupa'ya gelince de kardeşim bu zamana kadar işte Türkiye'yi alkışlıyorlardı. Merhaba diyorlardı. İşte diyorlardı siz diyorlardı hani insansınız bunları soktunuz bakıyorsunuz diyorlardı. Şimdi ne oldu? Şimdi her şey değişti. Kendilerine gelince insanlık bitti yani. İnsanlık bitti. Ne oldu şimdi bak ben dün haberleri izledim. Haberlerde Yunanistan vuruyor. Niye vuruyorsun kardeşim? İnsan hakları bu mu? Eşyalarını alıyorlarmış, telefonlarını alıyorlarmış, geri sepetliyorlarmış. Pantolonlarına kadar aldıkları varmış yani. Ya ben şunu söylüyorum zaten hani benim görüşüme göre şu an Suriye politikası yanlış yani. Şu yönden yanlış kardeşim. Biz ilk başta oraya ne diye girdik? Güvenli bölge diye girdik değil mi? Biz nasıl söyledik mesela 30 kilometre güvenli bölge olsun dediler diye hatırlıyorum ben. Komple çevirelim dediler. Bizim bölgemize terörist girmesin dediler. İşte ne bileyim dediler hani dış güçler girmesin falan filan dediler. Biz şimdi ne yaptık? İdlib'e girdik. İdlib'de biz neye girdik? Hani orayı temizleyelim, vatandaşları oraya gönderelim, orası temizlensin. Ama orası zaten hani şu an benim bildiğim kadarıyla uçuş yasağı var. Bizim ülkemiz şu an orada uçak kaldıramıyor. SİHA'lar falan var benim bildiğim kadarıyla orada. Ama adam ne yapıyor şimdi sen bir tane tabur göndermişsin İdlib'e. Gözlem noktaları hesabında orada bir tane tabur var diye biliyorum ben. Şimdi bu tabur orada duruyor da. Adam havadan geliyor vuruyor. Hiçbir savunma şeyin yok ki orada. Bildiği halde vuruyor. Bildiği halde. Diyorlar kardeşim rejim vuruyor. Rejim kimin şeyle vuruyor? Rusya'nın öncülüğünde vuruyor. Hani Suriye şu an Esed. Hani Rusya olmadan hiçbir şey yapamaz yani. Esed'in arkasında kim var şu an? İran var. Koalisyon bunlar. İran, Rusya, Suriye. Üçü. Zaten benim askerim şehit eden orada o. Rusya diyor. Sen şimdi benim askerim şehit eden adamın ayağına nasıl gidersin? Hani devlet olarak ben bunu soruyorum. Hani şahıs olarak, bir birey olarak ben bunu soruyorum. Benim askerim orada 30 küsur hattan askeri bir şehit oldu. Bunu vurduran kim? Rusya. Ki Rusya'nın ben bir açıklamasını da okudum bir tane bakanının. Bakan diyor ki işte diyor Suriye'nin diyor kendi savunması diyor meşrudur diyor. Böyle bir şey var mı ya? Kardeşim sen hem bizde şey yapacaksın, işbirlikçi olacaksın. Hem orada Esed'e sen bizi vurduracaksın. Ondan sonra biz de senin ayağına geleceğiz yani. Senin şu anki düşüncen anladığım kadarıyla bizim İdlib'de ne işimiz var düşüncesi. Doğru mu? Bir nevi. Hani şu şekilde söyleyeyim bak. Ben tekrar söylüyorum. Ülkede şu an kaç tane Suriyeli olduğunun hesabı yok. Kimse bilmiyor yani ne kadar Suriyeli olduğunu. Onlar niye orada değil? Biz niye oradayız? Şimdi kardeşim ben burada örnek veriyorum. Benim askerim gidiyor. Bak bugün beni çağırsınlar ben de giderim. Yemin ediyorum bak. Eğer gitmezsem şerefsizim. Ben giderim burada. Orayı savunurum. Sıkıntı yok.
Ama şu şekilde. Benim ülkeme yararı ne olacak bu işin? Şu an benim ülkeme bir yararı yok ki. Diyorlar ki ya kardeşim Rusya'nın ne işi var orada? Amerika'nın ne işi var? Ya Rusya ile zaten Amerika şu an hiper güç. Süper güç yani o adamlar. Dünyanın her tarafında var. Adamların maddi sıkıntısı yok. Hani parasal yönden, askeri yönden hiçbir sıkıntıları yok. Adamlar milyarlarca dolar silahlı kuvvetlerine yatırım yapıyorlar. Ya bizim o şekilde bir gücümüz yok şu an için. Olmadığı için de hani tamam girelim de niye giriyoruz? Hani ne için giriyoruz? Madem o kadar hani anlaşıysak biz ülke olarak mesela oraya girmeye tamam diyorlar ki işte Osmanlı döneminde bir şeyler karışıyorlar Osmanlı ile ilgili. Çanakkale'ye karışıyorlar. Kardeşim Çanakkale'de biz bu ülkeyi, vatanı savunduk. Toprağımızı savunduk biz burada. Orada ne yaptık? İdlib'de ne yapıyoruz şimdi biz? Sen diyorduk ki tamam kardeşim işte vatan sağ olsun diyorduk. Mesela Hakkari'de, Şırnak'ta şehitlerimiz oluyordu. Vatan sağ olsun diyorduk. Tamam bir sıkıntı yok. Şimdi İdlib'de askerlerimiz şehit oldu. Buna ne diyeceğiz biz? Bizim vatan toprağımız değil orası. Suriyeliler için sınır kapıları açıldı. Şu an Avrupa'ya gitmek için çabalıyorlar. Evet. Ve birikmiş durumdalar. Yunanlar kabul etmiyor. Avrupa'da bazı kesimler kabul etmiyor. Ne düşünüyorsun bu konularla ilgili abi? Bir fikrin var mı? Şimdi biz Türk milleti olarak dünyaya bazı şeyleri öğretmeye çalışıyoruz. İnsanlığı, merhameti, her şeyi. Biz lokmamızı bölüştük. Ekmeğimizi bölüştük. Elimizden geldiği kadar 9 yıldır yapabileceğimizi yaptık. Ama artık Avrupa da kendini bu işin içerisine alabilmeli. Bir şeyler yapabilmeli. Sadece Avrupa konuşuyor işte biz şunu yapacağız bunu ama icraatta hiçbir şey yok. Ama demokrasiye gelince, başka bir şeye gelince her şeyden önce Avrupa konuşuyor. Türklerin hiçbir şeyi yok, söz hakkı yok. Şimdi bir baksınlar nasıl biz kapıları açtık. Bakabildiğimiz kadar baktık. Açtık kapıları zorla göndermiyoruz, kovmuyoruz da. Onlar bizim başımızın üstünde yeri var. Milli ülkü, vatan sevdası doğuştan gelir. Sonradan kazandırılmaz. Bayrak sevdası doğuştan gelir. Eğer o vatandaşlarda bu sevda yoksa biz Türk milleti olarak onlara bunu zorla veremeyiz. Suriye'de ne işimiz var değil. Avrupa'nın Türk milletiyle ne işi var? Avrupa'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarında ne işi var? Niye göz dikiyorlar? Ne istiyorlar? Bize serçe parmağını uzatanın biz kolunu omuzundan keseriz. Hiç ötesi berisi yok. Bizim vatanımıza yıllardan beri oraya PKK'dır, bilmem hangi teröristlerdir. Bitmedi. Biriktirdiler, topladılar. Türkiye'mizi, ülkemizi bölmek, parçalamak. Defalarca buna yeltendiler. Baş kaldırdılar. Hem Türkiye'nin içindeki vatan hainleri hem dışarıdakiler. Ama biz bunlara pabuç bırakacak durumda değiliz. Allah'ın izniyle böyle bir şeye de izin vermeyeceğiz. Dünya yıkılsa biz yine ayakta kalmayı Yüce Mevlam'ın yardımıyla ayakta kalacağız. İsim neydi amca? Ömer. Ömer amca bir sorum olacak sana. Biliyorsun Suriyeliler için sınır kapıları açıldı şu anda. Yunanistan'a Avrupa'ya gitmeye çalışıyorlar. Ama Yunanistan kabul etmiyor abi. Avrupa kabul etmiyor. Biz korkuyorlar. Biz de kabul etmiyoruz. Ben hiç istemiyorum. Suriyeli hiçbir tane istemiyorum. Bizim aldığımız, yiyeceğimiz hep Suriyeli veriyor. Suriyeli verilen paralar Türkiye'de bir iş yeri açılsaydı. Trilyona paramız gitti Suriyeli'ye. Suriyeli kaç tane insanımızı bizim burada öldürdüler. Bunları hep biliyorum. Çok onurluğuna giderler bu şöyle böyle. Ne Suriyeli? Bizim Türk vatandaşını biz kendi insanımızı kayıramıyoruz ya. Onlar kabul etmemekte haklı, biz onlar, de kabul etmemeliyiz diyorsun tabii yani. Tabii onlara biz gidip onlara bize işte bakmazlar. Hadi iyi günler, iyi başarılar. Teşekkür ederiz amca, sağ olasın. Şimdi ben bu konu hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Ben en başından beri, hani ben karşı değilim. Suriyeliler Türkiye'ye geldiği zaman ben buna karşı çıkmadım. Gayet hani olabilitesi yüksek gözüküyordu, zaten oldu. Ama yani insanlara karşı değil de genel olarak direkt Suriyelilere karşı bir ön yargı vardı zaten bu ülkede. Hani Suriyeli değil de iyi insan kötü insan olarak ben ayırıyordum genelde bunları. İyisi de var kötüsü de var. Bizim aramızda Türklerin arası da iyisi de var kötüsü de var. O yönden bir ayrım yapmıyordum. Ama bizim gibi düşünen hani bizim gibi düşünen tek millet yani biz değilmişiz. Yani Yunanlar da varmış aralarında. Onlar da öyle düşünüyordu. Yani biz bunları yapmadık. Onlar yapıyor. Yani yapmak istediklerini bizim de yapmamız lazım mıydı sence? Yani almamamız lazım mıydı? Yani aldık ama yani bilmiyorum bence alınmamalıydı. Korktuğu için kaçtıklarını düşünüyorum. Ve istemiyorum yani Türkiye'de Suriyeli istemiyorum.
Ben normalde ön yargıya karşı olan birisiyim. Normalde istemeyenlere çevremde de olsa hani istenilebilir. Sonuçta her insan bir değil. Suriyeli olduğu için dışlayamazsın. Ama bu olaylar olduktan sonra Suriyeli istemiyorum. Tamamen karşıyım. Madem korkup kaçmak varsa bizim kendi vatandaşlarımıza gidip orada Türkiye için, vatan için, toprak için savaşmayacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Yayınlıyorum bunu. Tamam. Hiç istemiyorum kardeşim. Ben bir çalışanım. Devlete her ay vergi ödüyorum. Benim vergilerimle bunlar geçiniyor. Ben bunları istemiyorum. Benim evladım şu anda bir senesi var, askere gidecek. Ben çocuğumu askere göndermeyi de düşünüyorum yani. Düşünüyorum yani. Onlar burada geziyorlar, gençleri. Bizim vergilerimizle gününü gün ediyor. Benim evladım orada şehit düşüyor. Benim dedelerim Çanakkale'de şehit olarak kaldılar. Niye kaldılar acaba? Bunları bir düşünmeleri lazım. Benim AK Parti'ye her seçimde benim oyum oradı. Ama bundan sonra asla kesinlikle verdiğim oylarımı da helal etmiyorum yani. Hakkımı da helal etmiyorum kardeşim. Teşekkür ederiz abi. Sağ olasın. Ya onlar da savaştan çıktı. Zor yani. Biz de aynı durumda olsak biz nereye gideceğiz bilmiyorum. Yani onlara da acıyor. Biz gider miyiz öyle bir şey olsa? Ben gitmem. Vatanımı bırakmam ben. Yani o zaman böyle bir soruya gerek yok. Biz nereye gideriz diye. Bizlerde kaçmak diye bir şey yok. Evet. Ben vatanımı bırakmam. Size de sorayım abla aynı soruyu ben. Yani arkadaşın dediği gibi ama sizin ben düşüncelerinizi kaçmam yani. De alalım. Toprağımı bırakıp gitmem. En azından hani erkekleri gidip savaşsın. İşte çocukları, kadınları kalsın. Yaşlıları. 18 yaş üstü hepsi gitsin. Sen burada istemiyorsun yani. Ya istemiyorum derken hepimiz yani Müslümanız elhamdülillah. Hani insan tabii ki üzülüyor. Hani savaş var, çocuklar var, kadınlar var. Zor bir durum. Ama hani insanın toprağı olmadan yaşayamaz ki. Vatan olmadan hiçbir şey. Bak böyle vatan lazım. Işte peki Avrupa'nın şu anda kabul etmemesi konusunda ne düşünüyorsun abla? Valla Avrupa herhalde korkuyorlar. Bizim ülkemiz hani... Doğru affedersin. Mu yapıyorlar yani sence? Bence yapmıyorlar. Bütün yükü Türkiye'ye yüklüyorlar. Biz yola geçen anı yani. Her ya gelen giriyor gidiyor. Yol geçen anı. Gel, gelen evet. Gitti. Teşekkür ederiz ablacığım. Sağ olun. Soralım abi size de. Ne sorayım kardeşim? Ne istiyorsun burada ya? Ne sorayım yani? Şunu soracağım ulan, abi. Bugün biz TKK'ya vuruyoruz. Niye vuruyoruz? Bize karşı geldiği için. Bize baş kaldırdıkları için. Esat da bunlara vuruyor. Bu Esat'a baş kaldırdıkları için. Başka bir sorun yok yani. Bunlar hepsi PKK. Göndereceksin gidecek bunları ya. Sen de istemiyorsun ben abi. Ben öyle diyorum yani. Ama bazı vatandaşlar da var. Onları da ayırmak lazım yani. Bazıları var yani. İyilerini kötülerini ayırmak mümkün değil ama abi. Ama işte diyorum ki çoğu öyle yani. Çoğu öyle. Vallahi rahatlık batsa herhalde. Ne diyebilirim ki başka? 1600 lira bir aylık gelirleri var Avrupa'dan. Bunun yanı sıra işte 600-700 lira bir gıda yardımları var. Hastane bedava. İşte vergi yok, algı yok burada. Dükkanları açmışlar çarşambada. Rahatlık. Sen başka razı mısın onların burada olmasına abi peki? Yani ekonomi olarak tabii sıkıntılar çekiyoruz. Yani esnaf olsun. Yani serbest meslekte çalışanlar olsun. Bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz evet. İdlib konusu için ne düşünüyorsun abi? Şu an bizim orada savaşmamız, ne bileyim. Orada olmamız gerekiyor. Sınırımız tabii korumamız lazım. İşte Cumhurbaşkanımızın dediği gibi namlular yarın öbür gün bize döner. Eğer oraların şeyini sağlamazsak, güvenliğini sağlamazsak. Peki şu düşünceye sen de sahip misin abi? Onların gençleri burada ama bizim askerlerimiz şehit oluyor orada savaşıyor. Onları da göndersinler oraya gibi bir düşünce var ortada. Orada savaşan var. Özgür Su Yurdusu var. Onlardan da var yani savaşan. Yok Türkiye'de şu an Türkiye'de olanlardan bahsediyoruz. İşte çoluğu çocuğu karısına bakabilme hükümlülüğü varsa. Yoksa. O zaman gitsinler. Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Vallahi Türkiye'den başka kimse kabul etmez Suriyelileri. Çünkü onlar kendi ülkelerine faydaları yok ki diğer gidecekleri ülkelere faydaları olsun. Bu zamana kadar bizler vallahi sağdan soldan aldıkları yardımlarla geçindiler. Kapılar açıldı ama çoğu gitmiyor. Çarşamba pazarı Suriyeli dolu. Ha Şam'a gitmişsin ha çarşambaya gitmişsin. Gel gör orada. Çarşamba Suriye'ye döndü diyorsun. Suriye'ye döndü evet. Onun peki için... sen gitmelerini istiyor musun abi? Valla giderlerse iyi olur. Zaten işsizlik aldı başını gidiyor. Bir asgari ücretli 2200 lira ücret alıyor. Fakat 1000 liradan aşağı ev kirası yok.
nasıl geçinecek? Onlar pek iyi bilmiyorum. Kulaktan dolduğuna göre dolma duydum lafları. Onlar mesela sosyal sigortalara gidiyor. Ne sıra almadan giriyorlar, muayene oluyorlar. İlaç katkı payı vermiyorlar. Cennet gibi yere geldiler. Giderler mi yani? Çoğu gitmeye çalışıyor ama çoğu da kalıyor, evet. Yani. Ya niye Yunanistan, Bulgaristan onları almak istemiyor? Çünkü Türkiye gibi bulamazlar yani. Orada nerede? Ben Bulgaristan'a bir tur vasıtasıyla gittim de orada yaşamak çok zor yani. Çalışmayana mama yok, ekmek yok yani. Öncelikle basın mensupları olarak size YouTube kanalı olarak kolay gelsin. Hayırlı görevler. Tabii ki Suriyeliler dediğimiz vatandaşlarımız memleketine dönmek en güzel bir yetki yaptılar. En güzel bir kapıları açtılar, sınır kapıları açtılar. Harika bir şey, güzel bir şey. Tabii ki bunu her türlü oyun oynamak isteyen insanlar bu sen soruyu anladın Avrupa, mı? Avrupa anladım. Hani Avrupa'la ilgili. Şimdi bak şunu soruyorum. Suriyeliler hani gitmek istiyorlar. Evet. Ama Yunanistan kabul etmiyor. Biz evet. Kabul ettik bu insanları. Tamam. Suriyelileri biz aldık ama Avrupa kabul etmiyor. Senin bu konuyla ilgili bir düşüncen var mı? Tabii ki var yani. Efendim neden kabul etmiyor yani? Sınır açıldı. Sonuçta oradan geldi bu insanlar. Açıldı yani. Neden kabul etmiyor? Ne yapmaya çalışıyor? Oradan gelmedi bu insanlar. Hani Suriye'den geldi. Suriye'den geldi tamam ama sınır açıldı yani. Suriye'den geldi eyvallah, başımızın üstünde ama sınır açıldı. Şu an gidiyor vatandaşlarımız. Oradan kabul etmiyorlar yani bu. Suriye'ye değil. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'ya işte efendim, Avrupa'ya gidiyor. Yani bu anlamsız bir şekilde yani. Ha, Sayın Cumhurbaşkanımız da Trump'la görüşecek. Fakat nedir? Yani bizim oraya gitmemiz hatadır. Hani hatadır. Nasıl hatadır? Mesela yanlış diyorsun yani. Ya, tabii ki yanlıştır yani. Onca olaylar karıştı. Onca olay yani. Önümüz iyi değil. Yani sonumuz iyi değil. Onlar bizim ayağımıza gelecek. Bizler onun ayağına değil. Bir vatandaş olarak yani bir halk olarak nasıl diyeyim size? Hani mesela bir adam suçlu. Suçluyu senin yanına getiriyor hakim. Ama biz ne yapıyoruz? Onlar suçlu. Suçluna yana biz gidiyoruz. Öyle bir şey yok. Yani sen bizim cumhurbaşkanımızsın. Sen bizim reisimizsin. Bayrağımızı temsil eden insansın. Yani bizim onların ayağına değil, onlar bizim ayağımıza gelmek zorunda.